Dünyaya bir insan getirmek çok ciddi bir karar ve sorumluluktur. Bu karar kadar ciddiyet gerektiren diğer bir konuysa bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini sağlamak amacıyla sağlık merkezinin seçimidir. Yaşama tutum oranları her ne kadar yüksek olsa da özellikle prematüre doğan bebekleri daha sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde taburcu edebilmek için çok daha fazla mücadele etmek gerekiyor. Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hakan Timur, her 10 bebekten birinin erken doğduğunu ve prematüre bebeklerinin ciddi sağlık sorunları yaşadığını söyledi. Evet, her 10 bebekten biri erken doğuyor. Prematürite büyük bir halk sağlığı sorunu. Prematür bebeklerde çok çeşitli problemler olabiliyor. Özellikle 2500 gram altı bebekler ve 37. gebelik haftasından önce doğan bebekler prematür bebekler olarak adlandırılıyor. Burada da Göktuğ bebek var. Bu da bir prematür bebek. 25 hafta doğdu. Yaklaşık 650 gram doğdu. Ama şu anda 2200 gram civarında. Yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin gelişmesiyle birlikte, tıbbın gelişmesiyle birlikte bu bebeklerimizi yaşatabiliyoruz. Ve bu bebeklerimizde özellikle işitme problemi, görme problemi, konuşma problemleri yaşıyoruz prematür bebeklerde. Bunların hem tedavisini veriyoruz burada, hem onlar gelişmesin diye bir takım önlemler alıyoruz. Ve bu bebeklerin hayata tutunmalarını ve hayatta başarılı olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Hakan Timur, erken doğan bebeklerin anne sütüyle de beslenebildiklerini belirtti. Biz bu bebeklerimize anne sütü veriyoruz. Biliyorsunuz her anne sütü doğan bebek için kodlanmıştır, programlanmıştır ve kişiye özeldir anne sütü. Aynı parmak gibi, bir insanın parmağı gibi. Biz bu anne sütünü bu gördüğünüz incecik feeding dediğimiz tüpler aracılığı veriyoruz. Bunların çapı yaklaşık 2 milim. Boyutunu, uzunluğunu nasıl verileceğini bizim yeni doğan sorumlu hemşiremiz Filiz hemşire hanım size anlatabilir. Bununla ilgili teknik detayları verebilir. Onlar gün içinde bu işlemi defalarca yapıyorlar. Bütün bebeklerimiz için yapıyorlar. Ve bu şekilde besliyoruz. Tabii beslenmenin yanında bu bebeklerin ısı kontrolü, nem kontrolü için özel küvezlerimiz var. Özel yapılmış küvezlerimiz, en son teknolojiyle donatılmış küvezlerimiz var. Bunlar da bu hastalarımızın hem tedavisi hem de konforu için çok çok önemli. Yeni doğan yoğun bakım ünitesi sorumlusu Filiz Hemşire, prematüre doğan bebeklere hayat verebilmenin mutluluğunu paylaştı. Göktuğ bebeğimiz bize 24 Ağustos'ta geldi. 650 gramdı. Tamamen küçücük diyebileceğimiz seviyedeydi. Biz Göktuğ'u ilk başlarda epey bir süreçlerden geçirdik. Şu an bu seviyeye getirdik onu. Oksijensiz durabilecek hale geldi çok şükür. Başlangıçtaki beslemelerimiz sonda yoluyla oldu. Sondanın ölçümünü yapıp midesine indirip o şekilde verdik. Enjektörle besledik. Sonrasında o süreçleri çok şükür atlattık. Şimdi anneyle birebir uyum sürecine girdik. Annemizi de işin içerisine kattık. İnşallah birkaç süre zarfında, yani birkaç hafta diyelim ya da bir hafta diyelim, taburculuk planlıyoruz bebeğimiz için. Çok mutluyuz. Onu sağlıklı bir şekilde evine götüreceğimizi, göndereceğimiz için.